Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, İslam ahlakı derslerimizde bugün inşallah komşularla olan münasebetimiz nasıl olmalı? Yüce dinimiz İslam hem Rabbimize karşı olan vazifeleri bizlere beyan ediyor, hem de insani ilişkilerimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hatırlarsanız bir önceki dersimizde anne baba hakkından bahsetmiştik. Çünkü anne baba kişinin en yakınları oluyor. Daha sonra akrabalar inşallah önümüzdeki hafta daha geniş bir şekilde işleyeceğiz. Ama aynı apartmanda beraber yaşadığımız, aynı sokakta, mahallede beraber yaşamış olduğumuz komşulara karşı da ciddi manada sorumluluklarımız var. Bunlar nelerdir? Rabbimiz Nisa suresi 36. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin, Allah'a kulluk edin. Dünyaya Rabbinize kul olmaya geldiniz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Zariyat 56'da. Burada da ayeti kerimede ilk önce وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a kulluk edin, Allah'a ibadet edin buyuruyor. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Herhangi bir beşeri, insanı, maddeyi, herhangi bir yaratılmışı Allah'a denk, Allah'a ortak koşmayın. En çok Allah'ı sevin, en çok Allah'tan korkun. İbadeti sadece ve sadece Allah'a has kılın. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anne babanıza iyilikte bulunun. Allah'a kulluktan hemen sonra ikinci önemli vazifemiz anne babamızın duasını almak, anne babamıza hürmet etmek, anne babamıza ihsanda, iyilikte bulunmak. وَبِذِ الْقُرْبَى Daha sonra yakınlara, akrabalara iyilikte bulunun. İşte öz kardeşiniz, eşiniz, çocuklarınız başta olmak üzere, anne babamız başta olmak üzere, amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz. Bu dördü ve onların daha sonra çocukları gelecek ikinci sırada. Çok önemlidir. Bayramda, cuma günlerinde, başka günlerde acılarını paylaşmak, sevinçlerini paylaşmak, maddi ve manevi problemleri oldukları zaman yanlarında olmak, onlara destek olmak çok önemli. Akrabaları ihmal etmemeliyiz. Vel yetama, yetimlere sahip çıkın. Bizim ümmetin en önemli vasfı yetimlere sahip çıkan bir ümmetiz. Yetimler, öksüzler, kimsesizler Allah'ın bu ümmete birer emanetidir. Yetimlere sahip çıkacağız. Yetimlere ihsanda, iyilikte bulunacağız. Vel mesakini, fakirlere yardımcı olun. Maddi anlamda sıkıntıya düşmüş, İşini kaybetmiş veya almış olduğu o cüz'i maaş kendisine yetmeyen bir takım borçları, dertleri olan en başta yakın akrabalarınız olmak üzere komşularınıza ve benzeri Müslüman kardeşlerinize destek olun. Zekatlarınızla, sadakalarınızla, infakınızla yardımcı olun. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamet günü şöyle olacağız buyuruyor. Kıyamet günü şöyle olacağız. Yetimlere sahip çıkanlarla, dullara, kimsesizlere sahip çıkanlarla kıyamet günü böyle olacağız buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu olmak isteyen yetime sahip çıksın. Daha sonra vel caridil kurba vel caril cunub. Yakın komşuya iyilikte bulunun, uzak komşuya iyilikte bulunun. Kıymetli dostlar, ayet-i kerimedeki ifadeler çok önemli. Yani Rabbimiz sadece komşuya iyilikte bulunun, komşuya ihsanda bulunun diyebilirdi, böyle buyurabilirdi ama iki tane ifade burada geçiyor. Vel carizil kurba vel caril cunub. Yakın komşuya iyilikte bulunun, uzak komşuya iyilikte bulunun. Peki yakın komşu nedir? Bazı alimlere göre, bazı müfessirlerimize göre evimizin etrafındaki 40 hane yakın komşu hükmündedir. Sağlı sollu böyle ön sokak, arka sokak veya aynı apartmanda oturanlar yakın komşu hükmündedir. Daha diğer sokaklar, mahalleler de uzak komşu hükmündedir diyen alimlerimiz, müfessirlerimiz olmuş.
Yani çokça tercih edilen görüş, bir yardım isteyeceğinde, pençereyi açtığında, imdat dediğinde, herhangi bir bağırdığında, çağırdığında, yardım istediğinde seni ilk duyanlar, senin yardımına ilk koşacak olanlar yakın komşu hükmündedir, diğerleri uzak komşu hükmündedir diyen alimlerin görüşleri şu anda daha ağır basıyor. Mesela aynı apartman ama apartman kat daha fazladır. 10 kat, 20 katta yaşayan kardeşlerimiz var. Mesela aynı dairede, aynı katta olanlar vardır. Üst komşu, alt komşu bunlar yakın komşudur ama mesela 5. katta oturan bir kimse için 15. katta oturan bir kimse belki uzak komşu hükmünde olabilir. Peki apartman hayatında sorumluluklarımız nedir? Ona da biraz sonra inşallah geleceğiz. Ve Rabbimiz devam ediyor. Yakın komşuya, uzak komşuya iyilikte bulunun, ihsanda bulunun. Ve sahibil cebni ve minis sebil ve arkadaşa, öyle arkadaş ki yolculukta ya da yandaki ya da yolda kalmışa iyilikte bulunun. Arkadaşınıza, yolda kalmışlara iyilikte bulunun. Ve ma meleket eymanüküm ve sağ elleriniz ile sahip olduklarınıza, yani elinizin altında, emrinizin altında olanlara, işçilerinize, yanınızda çalışanlara ihsanda, iyilikte bulunun. İnnallâhe muhakkak ki Allah la yuhibbu, sevmez. Kimi sevmez? Men kâne muhtalen fehura, sürekli övünen, kendini beğenen, böbürlenen, kibirli kimseleri Allah sevmez buyuruyor. Ayet-i kerime niye böyle bitti? Bakınız, Rabbinize kulluk edin, ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Anne babanız, akrabanız, komşularınız, arkadaşlarınız, yetimler, kimsesizler, fakirler, hepsine iyilikte bulunun. Ayet nasıl bitiyor? Allah sevmez. Kimi sevmez? Böbürlenenleri sevmez, kibirlenenleri sevmez, devamlı kendisini övenleri sevmez buyuruyor. Ayet-i kerimenin böyle bitmesinde de bir hikmet vardır. Yani onlarca hikmetten bir tanesi de şudur kardeşlerim. Kibirli kimse, böbürlenen kimse bu iyilikleri yapmaktan mahrum olur. Onun kalbindeki kibir anne babasına iyilik yapmaya engel olur. Onun kalbindeki kibir, Allah göstermesin, komşusuna selam vermeye, komşusuna güler yüz göstermeye, komşusuna iyilik yapmaya engel olur. Onun kalbindeki kibir, Allah göstermesin, akrabasına iyilik yapmaya engel olur. Bundan dolayı Rabbimiz böyle kimseleri sevmediğini beyan ediyor. La yuhibbu, sevmez. Devamlı böbürlenen, övünen, sürekli övünen kimseleri sevmediğini Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede beyan ediyor. Kıymetli kardeşlerim, komşuluk İslam hukukunda çok önemli bir yeri vardır. Özellikle İslam ahlakı konusunda komşuluğun çok önemli bir yeri vardır. Her şeyden önce Müslüman güvenilir bir kimsedir. Bizim komşularımız bizim hakkımızda şöyle şahitlik yapmalılar. Bu adamdan namusumuz hakkında, mukaddesatımız hakkında, malımız hakkında hiçbir şekilde zarar gelmez. Bu Müslümanın elinden, dilinden zarar gelmez diye Müslüman kardeşlerimiz, komşularımız bizim hakkımızda şahitlik yapmalılar. Biz öyle güvenilir bir kimse olmalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı tarif ederken elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği emin, güvenilir kimse olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslümanı tarif ediyor. Her şeyden önce biz böyle bir komşu olmalıyız. Yani komşularımız bize tamamıyla ciddi manada güvenmeliler. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe annemizden rivayetle radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam komşu hakkında bana o kadar geldi gitti geldi gitti ki neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hani kişi babası vefat ettiği zaman oğlu, kızı, eşi yani malları bölüşürler ya, mirası paylaşırlar ya, aynı şekilde kişi vefat ettiği zaman komşuları da onun malını paylaşacak zannettim. Yani burada ne demek istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Komşuluk hakkı bu kadar önemli. Cebrail bu kadar bu konuda beni uyardı. Bu konuda bu kadar geldi gitti. Neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını sandım buyuruyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Vallahi iman etmiş olmaz.
Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Sahabiler sordular. Kim iman etmiş olmaz? Ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan, güven içinde olmayan kimse buyuruyor. Yapacağı fenalıktan komşusu güven içinde olmayan kişi hakkıyla iman etmiş olmaz. Biraz önce ifade ettiğim gibi komşularımız bize tam manasıyla güvenmeliler. Biz öyle güvenilir bir Müslüman olmalıyız. Dilimizden, gözümüzden, elimizden hiç kimsenin zarar görmeyeceğine Müslüman kardeşlerimiz bizim hakkımızda böyle bu şekilde ne yapmalılar? Şahitlik yapmalılar kıymetli kardeşlerim. Mesela zina haramdır. Zinanın bir vebali vardır. Ahirette hesabı çetindir. Ama bunu komşuyla yaptığı zaman daha katmerli hesabı olacaktır. Daha katmerli günahtır. Mesela hırsızlık yapmak günahtır. Bunun hesabı zordur kıyamet gününde. Ama bunu komşunun malından yaparsa, komşunun malını çalarsa daha katmerlidir. Çünkü İslam toplumunda eğer komşuluk hukuku bittiyse, komşu bile komşusuna güvenemez hale geldiyse Allah göstermesin o toplumda, o toplumun emin olduğundan bahsedemeyiz kıymetli dostlar. Peki modern hayat yani kentleşme ile beraber apartman hayatına geçiş yaptık. Bundan yıllar önce müstakil evlerde oturuyorduk. Hani sokakta herkes birbirini tanıyordu. Komşuluk ilişkileri daha sağlamdı, daha güzeldi. Ama artık son dönemlerde hemen hemen herkes apartman hayatına geçiş yapmış oldu. Apartman hayatında dikkat etmemiz gereken önemli kurallar var. Yani beraber yaşamanın getirmiş olduğu sorumluluklar var. Müstakil evdeyken daha rahattık. Bahçemiz vardı, çıkıyordu, çocuklarımız bağırıyordu, çağırıyordu, oyun oynuyorlardı vesaire. Ama artık apartman hayatındayız. Apartman hayatının da kendine has ahlaki ilkeleri var kardeşlerim. Bunlar nelerdir? Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifini asla unutmayalım. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifi Sehl bin Sa'd Es-Sa'idi rivayet ediyor radıyallahu anh ve Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerif. Mümin kendisiyle ülfet edilen kişidir. İnsanlarla ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyen de hayır yoktur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani geçim ehli olmayan da hayır yoktur. Geçim ehli olmayan, sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi apartman hayatında diyelim ki 5 katlı bir apartman, 10 katlı bir apartman, oradaki komşularımıza karşı sorumluluklarımız var dedik. Her şeyden önce saygılı olmalıyız. Yani mesela gece 12 olmuş, 1 olmuş, oğlumuz, kızımız evimizde koşuyor. Odalardan odalara koşuyorlar, ses yapıyorlar, gürültü yapıyorlar. Burada oğlumuzu, kızımızı uyarmalıyız. Oğlum, yavrum, akşam 11 oldu, 12 oldu artık aşağıdaki komşumuz uyumuştur. Yukarıdaki amcamız, teyzemiz hastadır, rahatsız olmasın. Artık koşmayın diye yavrularımızı uyarmamız lazım. Veya bunun tam tersi, akşam vakti, akşam 8'de, 9'da daha erken vakitlerde yukarı komşumuza bir misafir gelmiş. Akrabası gelmiş olabilir, arkadaşları gelmiş olabilir. Onların da çocuklarıyla beraber biraz ses ve gürültü yapıyorlar. Yani burada empati yapmak, burada hoşgörülü olmak, burada sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü burası apartman. Yani herkes ayağının ucuyla yürüyemez. Herkesin çocukları vardır. Çocuklar illaki koştuğu zamanlar olur. Yani burada ona saygılı olmak, ona karşı hoşgörülü olmak, sabırlı olmak gerekiyor. Ama saat geçmiş, zaman geçmiş, ileri vakitlerde ciddi manada her gün böyle ses gürültü oluyorsa o komşumuzu güzel bir şekilde uyarmak. Güzel bir şekilde, iyi yaklaşarak güzel bir şekilde uyarmak gerekiyor. Apartman hayatında alınan kararlara, topluca alınan kararlara saygı duymak, apartman toplantılarına katılmak, yani buraya kim giriyor, kim çıkıyor, insanların birbirlerini tanımaları lazım. Apartman hayatında komşuluk bitti diyoruz. Peki biz apartmana girerken, çıkarken karşılaşmış olduğumuz komşuya selam veriyor muyuz? Onunla muhabbet ediyor muyuz? Komşum nasılsın, iyi misin diyor muyuz? İşte pandemiden önce veya sonrasında inşallah gidiyor geliyor muyuz? Bayramda olsun, cuma günleri olsun ve benzeri yani bir vesileyle komşumuzun ziline basıyor muyuz? Komşumuzun kapısını çalıyor muyuz?
Bunu evvela biz kendimiz yapmalıyız. Kendimizin yapmadığı bir şeyi, işte bu zamanda komşuluk bitmiş, bu zamanda apartman hayatında komşuluk diye bir şey kalmamış dememizin hiçbir manası yok. Evvela hepimizin aynaya bakması, bir muhasebe etmesi, kendi ahvalimizi, kendi halimizi muhasebe etmemiz gerekiyor. Ben nasılım? Komşularımla nasılım? Mesela apartmanımıza yeni bir kimse taşınıyor, yeni bir aile geliyor. Siz de o aileye ilk taşındıkları gün yardımcı oldunuz. Onlara bir çay ikram ettiniz, bir yemek ikram ettiniz. Adamlar yeni taşınmış, karı koca, belki 2-3 çocukları da var. Yani onlar taşınma telaşıyla yemek yapacak durumları yok, çay içecek durumları yok. Siz de kapılarını çaldınız, bir yemek ikram ettiniz, bir çorba ikram ettiniz, bir çay ikram ettiniz. O kimseler bunu asla unutmaz. Yapılan bu iyilik asla unutulmaz. İşte biz görmemezlikten gelmeyelim. Yani görmemezlikten gelerek hareket etmeyelim. Apartmanımıza biri taşınıyor, işte fark etmiyoruz, fark etmezlikten geliyoruz, görmüyoruz, görmemezlikten geliyoruz. Bunu yapmayalım, apartman hayatında selamı sabaha kesmeyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hadis-i şerifiyle sohbetimizi bitirelim, tekrar hatırlamış olalım. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, mümin kendisiyle ülfet edilendir. Kendisiyle konuşulan, muhabbet edilen, kendisiyle yola çıkılan, kendisiyle ülfet edilen kimsedir. İnsanlarla ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet edilmeyen de hayır yoktur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir İslam ahlakı dersimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.